Krallar, tedavi olmak için Endülüs'e gelirlerdi. İslamiyet, ilmin ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresi 9. ayetinde mealen. Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Bilenler elbette kıymetlidir, buyuruldu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız, buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarın da çalışması lazımdır. İngiliz ilim adamlarından Lord Davenport, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki kitabında diyor ki, ilim davasına Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam, pek çok hadisleri, samimi bir ilim teşvikçisidir ve ilme saygı ile doludur. Hazreti Muhammed, bu tutumu olanca gücü ile desteklemiş, eshabı da, bu yolda var kuvvetleri ile çalışmışlardır. Bugünkü fenin ve medeniyetin kurucuları, Emeviler, Abbasiler, Gazneviler ve Osmanlılar zamanındaki Müslümanlar olmuştur. Emeviler, İslam dinini, İspanya'dan, Müslümanların hakimiyetinde olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs denilen bölgeden Avrupa'ya soktu. Batıya ilim ve fen ışıklarını saldı. Müslümanların fen ilimlerindeki çalışmaları, Avrupa Rönesansı'nın ve bugünkü dünya ilim ve tekniğinin temeli oldu. Çiçek hastalığına karşı aşıyı bulanlar, Müslüman Türklerdir. Türklerden bunu öğrenen Jenner, ancak 1796'da bu aşıyı Avrupa'ya götürdü ve haksız olarak, çiçek aşısını bulan kimse, unvanını aldı. Halbuki tam bir zulmet diyarı olan o zamanki Avrupa'da insanlar, hastalıktan kırılıyordu. Fransa Kralı 15. Louis, 1774'te çiçekten öldü. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgınlarına uğradı. 1. Napolyon 1798'de Akka Kalesi'ni muhasara ettiği zaman, ordusunda veba zuhur etmiş ve hastalığa karşı çaresiz kalınca, düşmanı olan Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştı. O zaman yazılan bir Fransız eserinde şöyle demektedir. Türkler, ricamızı kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, nur yüzlü kimselerdi. Evvela dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yaklaşmamasını tembih ettiler. Hastaların elbiselerini yaktılar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler. En nihayet tekrar ellerini yıkadılar ve hastaların bulunduğu yerlerde öde ağacı yakarak ve tekrar dua ederek ve bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar. 12 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü.